2010 yılında Esenyurt'ta dershane olarak kurmuş olduğumuz bir kurum, daha sonra dershanelerin kapanmasından sonra temel liseye dönüşmüştü. Bu yıl Haziran ayı itibariyle temel liseyi de Bahçeli Büyük Bir Kolej'e, Esenyurt Üniversitesi'nde kavuşturduktan sonra yine eski hali olarak buradaki mevcut yapımızı özel öğretim kursu olarak yeniden dizayn ettik. Yine Esenyurt'a katkı sağlaması için yeni öğretmenlerimizle ve kaliteli öğretmenlerimizle anlaşma yaparak burada ilk öğretim ve lise seviyesinden 5. sınıflardan 12. sınıfa kadar her türlü çocuğumuzun kişisel gelişimini sağlamak için bu kurumu yeniden dizayn edip yeniden kurduk. Bu anlamda bugün burada bizimle beraber kahvaltıda bulunduğunuz için bize şeref verdiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şu anda burada 800 tane öğrenciyi hem sınıf ortamında, hem etüt ortamında, hem de birebir ders ortamında karşılayabilecek kadar öğretim elemanı var. Eğitim başladı. Eğitim 3 hafta önce başladı. Hızlandırma ile beraber başladık okullardan 2 hafta önce. Yaklaşık 300 öğrenciyle devam ediyoruz. İlk yıl yeni açıldık zaten. Temmuz ayı itibariyle dönüşüm vardı. Tahminen önümüzdeki yıl Ocak-Şubat itibariyle 600 sayı bulmayı, bir sonraki Eylül-Ekim ayında da tam kapasite olarak 940 öğrenciyle devam etmeyi planlıyoruz. Türkiye'de özel eğitim kurumları, yani çocukların kişisel gelişimiyle ilgili bu tip ara ara destekleyen kurumların ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Veliler açısından, öğrenci açısından ve Türkiye'de daha kaliteli nesiller yetişmesi açısından. Zaten bu ihtiyacı gördüğümüz için buna sadece Esenyurt'ta değil, yine Beşiktaş'ta, Şişli'de, Fatih'te ve Esenyurt'ta yine yatırımlarımıza devam ettik. Bu bir ihtiyaçtır. Biz de bölgenin ihtiyacına cevap verebilmek için yeniden yapılanmaya geçtik. Şimdi Boğaziçi Eğitim Kurumları öncelikli olarak bir öğretmen kuruluşudur. Aynı zamanda bu kurumda işe başlayan birçok öğretmenimiz ve personelimiz uzun yıllar bu kurumda çalışmaya devam eder. Yani personeli sürekli değiştirme gibi bir sorunumuz yok. Özellikle hassasiyetimiz var. Aynı zamanda kendi yayınlarımız, Boğaziçi Eğitim Kurumları yayınları yine bizim öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmış ve yıllarca da değişiklikler yapılarak daha kaliteli hale getirmiştir. Dolayısıyla 3 tane sebep söyleyebilirim. Öğretmen kuruluşuyuz, uzun vadeli öğretmen kadroyla çalışıyoruz ve çok kaliteli yayınlara sahibiz. 10 senedir bu binadayız Boğaziçi Eğitim Kurumları olarak. 17 tane dersliğimiz var, 600 civarında kontenjanımız var. Kitlesel bir dershane burası ama biz şu an VIP eğitim veriyoruz, butik eğitim veriyoruz. Sınıf sayılarımız, öğrenci sayılarımızı az tutuyoruz. Sabah 9'dan başlayıp akşam 7'ye kadar devam eden bir ofis, etüt, ders akışımız var. Yani çocuklara çok rahat şunu söyleyebiliyoruz. Sabah 9'da kuruma gelip akşam 7'de bizle birlikte çıkabilirsiniz. Sabahçı olan çocuklarımız var, öğleden sonra gelip akşama kadar kalabiliyorlar. Öğlenci olanlar sabahtan gelebiliyorlar. Mezun gruplarımız zaten sabah 9, akşam 7 buradalar. Kendi yayınlarımızla eğitim veriyoruz. Burası daha önce bir dershaneydi. Temel liseydi. Temel liseden dershaneye dönüş yapıldı. O yüzden bu süreçte öğretmenlerimizin tamamı da kolej öğretmenlerimiz. Yani özel okul öğretmenleriyle burada kendi yayınlarımızla 9'dan 7'ye devam eden bir süreçte tüm gün eğitim veriyoruz. Genel durumumuz böyle. Tabii şöyle yapabiliriz. Şimdi bir rehberlik bölümümüz var. Öğrencilerimize rehberlik hizmeti veriyoruz. Aynı zamanda danışman öğretmeni sistemimiz var. Rehberlik öğretmenlere tamamen çocuklara, öğrencilere eğitim kısmında destek oluyor. Onların kişisel özellikleri kısmında destek oluyor. Diğer tarafta danışman öğretmen de hem okul derslerine yardımcı oluyor, hem de çocukların buradaki derslerine yardımcı oluyor. Deneme sınavları, tarama testleri, çocukları A'dan Z'ye alıyoruz. Yani buradaki mantığımız hiçbir zaman matematiği, Türkçeyi öğretelim ve geçelim olmadı. Onların kişisel özellikleriyle de ilgileniyoruz. Aileleriyle de konuşuyoruz. Onlarla da bilgi paylaşımı yapıyoruz. Onlardan da bilgi paylaşımı istiyoruz. 2 haftada bir mutlaka veli görüşmeleri yapıyoruz. Birebir. Aynı zamanda telefonla sıkça bilgilendirme yapıyoruz. Fikir Fabrikası'nın dumansız beyin sanayi ile yenilikçi ve sınır tanımayan en iyi performansı sergileyen makineler aracılığıyla sizin için de bir fikri vardır. Açık hava reklamcılığı, grafik tasarım,
lazer kazıma, matbaa, organizasyon, davet, ofis kırtasiye, fotoğraf çekimleri ve önce olduğumuz birçok avantajlı hizmetlerimizden yararlanmak için sadece bir tık kadar uzağınızdayız. Fikir Fabrikası, siz hayal ettikçe o yaratır.